Teknolojiden anlamayan adamlar herkese merhaba. Merhaba, bak kafayı aşağı bastın. Hayır, şu an tam duruyor. Heh, tamam. Ben görüyorum. Heh, öyle oldu. Şöyle. Evet, şimdi bize 3M'den bir koli geldi. Evet, koli geldi. Ve biz arasından bunu seçtik. Pikachu bu. Çünkü... Evet, göz kıstı. 1-0, 1-1. Çünkü niye? Şahsen ben kiracıyım. Şahsen ben de öyle. Şahsen benim evim yok. Ama bulacak yani o da. Yakında. Duvar hani vida ve çivi takıp tavla mavla asacağız, masacağız derken... Tavla mı asacaksın? Tablo. Ha. Tavla asıyorum. Peki tavla asıyorum. Semaver. Nargile asmış duvarına. Ne asıl duvarda duruyor. Yerde ama hemen nargilesi doldurduğu zaman şöyle çekmiyor, kaldırıyor. Bant gözümde çarptı kolinin içinde. Hani bu parlıyor, bir dakika şöyle. Öğrenci arkadaşlar için de kullanılabilir bir şey. Hani duvara... Evet, ben de profesyonel bir kiracıyım senelerdir. Evet, yani böyle halk çok duvar dermişliğim var ve hepsini sonra depozitten düşmemek için de tekrar böyle lazım falan filan. Pis işler bunlar. Ekin bu kutudan bunu seç. Bir saniye ben kutuyu da göstereyim. Daha kutuda bir sürü şey. Farklı şeyler de var. Bak, koliyle geldi buraya böyle. Bak, ne bu lan? O çok güzel ya. Ayakkabı çok saçma. Lan. Ajans çalışanlara böyle beyaz yakalara şey, bant şeyi bu. He. Komiklikli. Punk. Böyle bayağı bir şey var. Dökeyim şöyle. Mesela bak. Burada süpürge. Mesela paspas. Bu şey köpek tüyü alıyor. O çok faydalı bir şey, biz kullanıyoruz. Bant. Bu da transparan ve aa, sağlam derece bant. Derece diyor. Derece yapıştırabiliyorsun diyor. Yok, adam ona örnek vermiş. Bu ne? Hep bantlı çeşitli. Şeffaf objelerin diyor, pencere falan yapıştırmasına kullanılıyor. Mesela bu da kullanışlıymış. Wow. Neyse şunu bir deneyelim. Şimdi hadi. Bir sürü var bunlardan. Ama biz Ekin buradan şeyi seçti. Şimdi bu çerçeve merçeve askı hikayesi. Ekin'in seçti. Kulaklarını buradan yapıştıralım. Kulaklarını? Tabii büyük kılıç çıkarıyor. Ekin değil de çileğinki öyle güzel olur. Şimdi... Ekininki değil de çileğinki öyle olur. Ekin'in kulakları demedim mi? Bileki dedim. Ha, ben Ekin'in kulağı dedim zannettim. Şimdi... Sistem böyle çalışıyor. Dört parçaymış bu. Her dört parçada yani mesela tabla aslını düşün. Böyle. 450 gram taşıyabiliyormuş rahatlıkla. Bir tanesinin gücü. Hayır, dördü birden. Köşe köşe düşün. Ha, burada tane, dört tane var. Yani. Ben de içinden dört tane çıkıyor. Mesela içinde kaç tane çıkıyor? O dört tane. Hep dört. Oğlum bak bunu buraya yapıştırdık mesela. Ha, yapıştırdı vallahi. Oğlum bunlar çıkmazsa var. Çıkıyor, çıkıyor. Biliyorsun, ha. Ofis tekrar değil mi? Ben bunu telefona yapıştıracağım. Asıl çıkmazsa sorun orada işte. Şimdi 450 gramdı bu değil mi? Bakayım, telefonu tutuyor. Ya aslında hani şey diyor. Bu 4 tanesine 450 gram bir tablo asarsan tutuyor diyor. Hani şey, en alt limiti vermiş aslında. Mesela bu telefon kendisi kaç gramdı bu? 250 mi? 300'e yakındı. 250 yok ya. Ne dedim? 6 plus diyor. E tamam. 300'e yakındı. Yok, 190-200 gram falandır. Ya bir tanesi tutabiliyor yani, onu göstermeye çalıştım. Evet, tutuyor. Duruyor bakın. Aynen öyle. Çıkıyor mu peki? Çıkıyor. Asıl yani çıkarken ki... Evet işte orada şöyle bir şey yapılacak. Üf, içim sıkıldı. Sen niye duvarla... böyle... Ama göstermemiz lazım ya. Millet hani nasıl olduğunu da bilmiyor. Şimdi duvarla arasındaki şeyi, şunu süngeri bıçak falçla bir şeyle hafif hafif kesmen lazım. Öyle çıkartıyorsun. Yoksa hani böyle car diye alırsan duvarı da sökersin. Ondan sonra ya ben vida falan çaksan keşke daha iyiydi falan dememek için. Lan oğlum ya, sokakta çöplüğe mökleye yapıştırsaydık ya. Çöplüğe taş tuttursaydık. O da olurdu. Gitti. Usta patik ayakayı iki çay. Diyafor. Birazcık. Evet işte böyle. Ben telefon alınca yerleneceğiz artık bunda. Evet böyle süper bir şey. Çıkıyor mu yavaş yavaş tatlı tatlı çekiyor mu? Aha aldı. Ha, burayı almaz şimdi. Bu aha bak. Burası süper ama Ekin ne yapacak bilmiyoruz. Duvarı alıp. Ya yok, yavaş yavaş çıkartıyorsun sonra. Duvardan da böyle şak şu şekilde çıkıyor. Vay. Fik bak. Tekniğiyle. Sadece şey böyle hani jardini çekersen duvardaki sıvayı alırsın. Adam onu söylüyor. İşte bu ustalık istiyor. Ekin'de de evet. O var. Nefis. Böyle işte yani sizler de evinize bir şeyler yapıştırabiliyorsunuz. Bu. Skoç ismi. Çift taraflı kare asma bandı. Beğendik. Çivi ve vida yerine kullanılır. Evet onu diyor. Diyor ki kurşun kalemle duvara yapıştıracağınız malzemenin yerini belirleyin diyor. Ondan sonra vay ben gömünce yanlış oldu falan filan çok uğraşırsın diyor. Önce... Aynı çivi vidada yaparken de öyle hesap kitap. Evet, gerekli yani. Miktardaki kare bantı ilk koruyucu şeritten ayırın diyor. Bizim yaptığımızı yaptı, tamam. Türk'üz biz gördüğünüz gibi. Yaptıktan her şey bitti, prospekt sokuyoruz. Evet, şu an öyle yapıyoruz. Sadece diyor ki, iyi bir sonuç almak istiyorsan duvar zemini mesela tozlu mozlu olmasın. Önce bir, yani bir temizle falan diyor ki yani sağlam yapıştırmak için. Hep genelde bu standart prosedür. Standarttır, tamam işte böyle bir şey. Güzelmiş ya. Bir de şu köşede bir şey yazıyor.
O işte şey diyor, 4 4 kare diyor. 1 LB. LB işte şey işte o. Lipstick. Ağırlık bilimi mi? 450 gram işte ya. Gram ya, altında gram yazıyor ya. Bilsek ne olabilir? Tamam, arşın gibi yani. Arşın. Kulaç yani bir şey. Hani farklı isimleri var ya, onun için örnek veriyorum. Tamam, işte yani. Böyle bir şey. Evet, hadi bakalım. Ama bak tuttu yani tekili. Hala tuttu. Hadi 3 ay söyle. Zorluyor. Bak dur. Neydi? Siri'ye söyle, Siri'ye. Ha, Siri'ye. Hey Siri! Neyse, seni tanımıyor tabi seninki. Siri! Siri burada. Nasıl yardımcı olabilirim? Bize 3 çay, bir tanesi açık. Tamam. Webde bize 3 çay, bir tanesi açık hakkında bunu buldum. Evet, çayı yollamıyor, bilgisini yolluyor. Metabolizma hızlandıran çay çıkar. Teşekkürler Siri, kapanabilirsin. Aa bak bilmek iyidir diyor. Bunları hep bilgiydi bana. Ben Siri'yi en son kapattıydım. Onu dedi, bu düşecek artık. Ama yavaşladı. Dikkat et. Siri abone ol. Tamam. Webde Siri abone ol hakkında bunu buldum. Ya bir şey de yapsın ya. Benimki de böyle. Hep araştırıyor. Siri. Seni dinlemez. Şu an şey oldu. Siri. Efendim Ekim. Aha. Yalnız refleksi de. Ya, sen boş ver Siri, boş ver ya. Siri sen boşver. Ne atlattın abi? Ortada karıştı burada. Siri kaç Siri? Ekim dışında bir şey de aktı bir lük. Valla. Kalıf var valla o kadar. Hiçbir şey sekerdi ama yani kalbi kırılır. Gerek yok. Zaten bandı bunun daha sert oldu keşke. Tekrar kırıyordu yumruğu ya. Evet işte böyle abone olabilirsiniz. Evet. Bu arada 50 kere oynadığım için yavşadı bu. Artık bak hiç yapışmıyor bile. Dolayısıyla evet. Neymiş? Bunu zaten hani çerçeveyi zırt söküp takacağım. Tabii bir kere yapıştırıp bırakacaksın. Çok mucuklu. Bir de belli bir süre geçtikten sonra aslında kimyasal bir reaksiyon var orada. Ondan sonra kaynıyor oraya. Onun için o dediğim bıçak işi devreye giriyor. Ben çocuk sahibi olanlar bilir. Bir de bunların şeyi de var. Hamur gibi olanlar. Hamur. He? Poster bandı mı diyorsunuz? İşte çerçeve, poster ne aynı şeyleri yapabiliyor da. O da çok güzel. Bizim çocuk olduğu için. Ama bunu öğrenene kadar tabii bayağı duvar telef ettik. İşte böyle. Teknoloji gelişiyor ya. Hadi. Abone ol. Depozito yorum. Vermezsiniz yani. Bunlar da bilgi işte. Kullanırsınız ya. Az vermedik depozito. Ah. Ya hadi kapatalım artık. Bant tanıttık. Evet. 10 dakika. Ama hizmet. Tabii. Ya, evet. Bunlar hep hizmet. Hadi görüşürüz arkadaşlar. İyi bakın kendinize. Bay bay. Bay bay.